biz misafiriz. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bu dünya imtihan yeridir, gelip geçicidir, tohum ekme yeridir, hasat biçilmesi ahirettedir. Onun için dünya ahiretin tarlasıdır buyuruluyor. Bu dünyada devamlı huzur, rahat arayan ahmaktır. Bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın ahirette vaat ettiklerini arayanlar, Allahü Teala'nın cennette vereceklerini isteyenler yanılırlar. Çünkü Peygamber Efendimiz dünya müminin zindanı, kâfir'in cennetidir buyuruyor. Müminin zindanı demek müminler dünyada sıkıntı çekecek demektir. Çünkü hapishanede olan sıkıntı çeker. Sabredeceğiz, şükredeceğiz. Rabbimizin bizi af ve mağfiret edeceğini merhametiyle lütfuyla bize cennetini ihsan edeceğini ümit ediyoruz. Onu istiyoruz. Vereceğine de inanıyoruz. Zerre kadar şüphemiz yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak, kulum beni nasıl zannederse, onu öyle karşılarım buyuruyor. Cenneti istemeyenler, alay edenler de var. Onlar da öyle istiyor. Allahü Teala istemeyene cenneti verir mi? Her işimiz, her yaptığımız, her hareketimiz imtihandır. İmtihanda duyulan heyecan, yaşarken duyulmazsa, emir ve yasaklara dikkat edilmezse, dine uymada gevşeklik olursa, diğer taraf sıkıntılı olur. İşte imtihana çekileceğimizi unutmamalı, agah yani uyanık olmalı, gafletten kurtulmalı. Mesela helalinden kazanmak, helal lokma yemek, dinimize uygun olarak evlenmek, iş kurarken iş bozarken, Rabbim bundan razı mı, değil mi diye düşünmek, hep agah olmaktır. İnsan birinin evindeyken daima ev sahibiyle yaşar. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretlerinin evinde olsaydık, o anda nasıl o mübarek zatı unuturuz ki? Bu mümkün mü? Her tarafta o mübarek zat var. Çünkü onların evi. Orada oturuyor, orada konuşuyor. Yani onların evinde, onların yanında başka bir şey akla gelmez ki. İnsan nasıl o mübarek zatın evinde olur da kendisini meyhanede, kendisini sokakta zannedebilir? Olacak iş değildir. İşte bunun gibi bütün kainatta Rabbimizindir. Her an onun nimetlerini yiyoruz. Her an onun durdurmasıyla hayattayız. Her an bizi konuşturan, işittiren, yürüten, besleyen hep odur her an bizi görüyor, her an bizi işitiyor, onunlayız. Peki, insan Rabbimizin bize ihsan ettiği mekanda yaşar da, nasıl nimet sahibinden gafil olur, nasıl onu unutur? Allahü Teala'yı unutmamak, onu her an hatırlamak Müslümanlıktır. Kısmen de Müslümanlık olmaz. Camide Müslümanlık, sokakta canavarlık olmaz. Bütün kainat onundur. Biz misafiriz. Allahü Teala'yı unutmazsak, neyi hatırlarsak o şekilde ölürüz. Peygamber Efendimiz, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haş olursunuz buyuruyor. O söylediyse doğrudur. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki cennete giden yola girmek, cennete gitmek, dünya sevgisini kalpten çıkaran ehli sünnet alimlerini Silsile-i aliye büyüklerine tabi olmak ancak onları sevmekle mümkündür. Yoksa insan bunu kendi başına yapamaz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hocama kavuştum, aklımı bıraktım ve kurtuldum. Aksi halde felakete gidiyordum. Çünkü anlattıklarıyla yaptıkları arasında çok fark vardı. Aklım kabul etmiyordu. Zihnimde itirazlar başlayınca felakete gittiğimi anladım en sonunda aklımı bıraktım ve kurtuldum buyuruyor. Kabe'ye varan hala Kabe'ye nasıl gidilir diye sorar mı? Sorarsa ona ne derler? İnsan bir gemiye veya başka bir vasıtaya bindikten sonra kaptanına karışmaya hakkı yoktur. Binmeyebilir. Binerse susup oturacak. Yani bizim dinimizin esası Ebu Bekri Sıddık Hazretlerinin söylediği sözdür. Ne buyuruyor Ebu Bekri Sıddık Hazretleri? Madem ki o söyledi, doğru söyledi buyuruyor. Miraç hadisesini duyan müşrikler, ona gelip Kudüs'e ne kadar zamanda gidilip gelinir diye sordular. Bir ayda buyurdu. E zaten sen akıllı adamsın, böyle söyleyeceğini biliyorduk dediler. Niye sordunuz dedi. Ama senin efendin, ben bir anda gidip geldim diyor, ne dersin dediler. O söylediyse doğrudur buyurdu. Halbuki akıl bir ayda gidilir diyor. Akıl, hesap, kitap bunu bildiriyor. Ama o aklı bırakmıştı. Ebu Bekri Sıddık Hazretleri orada eğer aklıyla konuşmaya devam etseydi, eshab-ı kiram olmak şerefinden mahrum kalacaktı. Halbuki peygamberlerden sonra en üstün insan oldu. Neden? Bu sözünden, bu imanından, bu ihlasından dolayı her mürşidi kamilin talebeleri arasında aklını kullanmayan çok az kişi olmuştur. Kim aklını ne kadar terk etmişse o kadar kendini kurtarabilmiştir. Halbuki çekilen en büyük sıkıntı böyle bir nimete kavuştuğu halde hala aklıyla yol almaya çalışmaktır. Bunlar daima kaybetmiştir ve helak olmuşlardır. Onun için insan teslimiyetin nispetinde saadete erer. Eshab-ı kiramın erdiği gibi kavuşup da aşık olanlar, en büyük rütbeye eriştiler. En büyük saadete kavuştular. Onların iki rekat namazına, sonra gelenler ömürleri boyunca kıldıkları namazla kavuşamadılar. Öyle sevap aldılar. Kendimizi seversek, başkasından soğuruz. Kendimizi sevmezsek, herkesi severiz. Herkes de bizi sever. İki sevgi bir kalpte olmaz. Ya Allah sevgisi, ya nefs sevgisi. Allah sevgisi varsa öteki zaten gider. Kalbin saf ve temiz olması lazım. Kalbin saf ve temiz olması da kendine değil büyüklerimize tabi olmakla mümkündür. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de düşmanlarla değil dostlarla beraber olmayı emrediyor.